Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Öncelikle Kripto Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bitcoin şahlandı, bankalar batıyor, bankacılık krizi büyüyor. Açıklanan bilançolara baktığımızda banka hisse senetlerinde çok büyük tarihi geri çekilmeler gördük. Buradan çıkan paraların şu an Bitcoin'e, altına, gümüşe aktığını görüyoruz ve sıranın altcoin'lere de geleceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz en karanlık günlerde canlı yayınlarda bunun bir silkeleme olduğunu, fırsat olduğunu sayısız defa dile getirdim. Tabii ki o an insanlar agresif olduğu için kötü eleştirilere maruz kaldık. Şimdi piyasa yeniden şahlanıyor. Sizden bir beğeni bekliyorum, 1000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarda da düşüncenizi ve Crypto Army'nin, Crypto Army topluluğunun gücünü göstermesini kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Ve Mayıs ayına giriyoruz. Biliyorsunuz ben Mayıs ayına çok dikkat edilmesi gerektiğini sizlere söylemiştim. Ancak 2019 Mayıs'ı şu an döngü takır takır işliyor. Mayıs ayında 2019 yılında çok büyük bir yükseliş yaşanmış Bitcoin'de. Benzer bir yükseliş hareketinde bu günümüzde yaşanma durumunun olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Hatta Ethereum o kadar benzer gidiyor ki Nisan ayında geri çekilmiş, 2019 yılında tekrar Mayıs'ın gelmesiyle beraber sert bir toparlanma yaşamış. Evet, hala söylediğimin arkasındayım. Mayıs ayına dikkat edilmesi gerekiyor. Buradaki yatırımcılar, traderlar parasını satıp eğer tatile giderse piyasa hacimsizleşir, satışlar gelir. Böyle bir tehlike var ama kesin böyle olacak demek doğru değil. Herkese Mayıs ayına düşüşü alıştırıp aşağı yönlü bir geri çekilme ardından tekrar yukarı yönlü sert bir hareketle beraber Mayıs ayında 2019 yılında yaşanan bir performansı görebiliriz. Uzun vadeli analizimizde geçmiş döngü aşamalarındaki boğa imzası dediğimiz yapıya da yavaş yavaş evrilmiş durumdayız diyebiliriz arkadaşlar. 2017 senesinde sağ tarafta görmüş olduğunuz grafikte Bitcoin sert yukarı doğru bir patlama yaşayıp ardından aşağı yönlü sert bir silkeleme ile beraber tekrar yönünü yukarı doğru kaldırmış ve yeni bir serüveni başlamış. Şu anda günümüzde de benzer bir yapı içerisinde olduğumuzu şu iki grafik mum analizine baktığımızda, kıyasladığımızda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Onun dışında bir önceki döngüde arkadaşlar haftalık anlamda düşen yapıya bir retest çalışması mutlaka gelmiş. Şu an biz 69 kadar haftalık grafikte bir düşüş yapısı, buradaki tepenin oluşturmuş olduğu düşüş trendine doğru bir yolculuk çizersek eğer daha gidecek yolumuzun olduğunu bu grafik yapısında uzun vade açısından görebiliyoruz. Bir diğer önemli yapı halving döngüsü. Döngü birebir işliyor, şiir gibi çalışıyor diyebilirim. 2012 halving öncesi Bitcoin'de 8x'lik bir yükseliş oluyor. 2016'da halving öncesi 3x'lik, 4x'e yakın bir yükseliş oluyor. 2019 yılında da 3x'lik bir yükseliş oluyor. Günümüzde halving öncesi toparlanma aşamasındayız. Şu an henüz 2x yaptık. Daha da gitme ihtimalimiz olabilir. Dikkat ederseniz halving öncesi yükseliş, halvingle sonra bir geri çekilme oluyor, bir silkeleme oluyor. Bunun sebebi de insanlar halving yaklaştığı için, gerçekleştiği için herkes yükseliş bekliyor. Long pozisyonlar açılıyor. Ardından aşağı yönlü silkelemeler, sert satışlar gelebiliyor. Bu döngüyü kesinlikle unutmayın. Mutlaka ekran görüntüsünü alın. Uzun vade yatırımlar yaparken bunlar bizim için çok önemli olacaktır. Ve 100x yapma potansiyeli oldukça yüksek bir ön satış var. Bomba etkisi yaratabilir. Çok net söylüyorum. 100x ve üzeri beni şaşırtmaz arkadaşlar. Total market cap'ine baktığımızda 50 bin dolar gibi komik bir rakam ile karşımıza çıkıyor. Bundan kaynaklı ben 100x ve üzeri bu ön satıştan, CDFA üzerine gerçekleşecek olan ön satışta bekliyorum. Ben katılacağım arkadaşlar ön satışa. Ön satışa katılmak isteyenler veya elinizde S-Fund tutuyorsanız, daha önce aldıysanız, stake yaptıysanız mutlaka bir ön satışı kaçırmayın derim. Çünkü çok büyük bir FOMO var. Yapay zeka oyun odaklı bir proje olduğunu görüyoruz. Ve listelendikten sonra ilk 2 ay herhangi bir şekilde vesting süreci olmayacak, kilitler açılmayacak. Sadece ilk listelendiğinde yatırımcılar ufak bir miktarını satacak. Ondan sonraki 2 ay boyunca herhangi bir şekilde satış olmayacak. Bu da satış baskısının bize azaldığını ve yüksek x'leri yapma serüveninin uzun soluklu olma ihtimalini kuvvetlendiriyor arkadaşlar. Proje oldukça başarılı. CDFI'nin genelde üzerine çıkan ön satışlar gerçekten kaliteli yapay zeka ön satışları oluyor. Bundan dolayı bu tarafta çok büyük bir FOMO etkisi bekliyorum. Bu yüzden kesinlikle kaçırmayın. Yapmanız gerekenler, daha önceki bir videomda da söylemiştim, S-Fund'ı alıp CDFI'nin kendi platformu üzerine gelip stakeleyeceksiniz. Bunu yapmadan önce mutlaka ama mutlaka
kimlik doğrulamasını bu platform üzerinde gerçekleştirin arkadaşlar. Henüz daha Telegram grubuna katılmadıysanız da CDFI'nin kendi resmi Türkiye Telegram grubunu açıklama ve yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan girebilirsiniz. Oradan katılın, kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz. Tier sistemi var. Tier sisteminizi yüksek tutmasını unutmayın. Tier sisteminiz yükseldikçe alım hakkınız artıyor. Alım, örnek verelim, 100 dolarlık bir alım hakkı için veya 50 dolarlık bir alım hakkı arasında çok büyük farklar oluyor arkadaşlar. O yüzden hold etmiş olduğunuz, stacklemiş olduğunuz CDFI ürünlerinin miktarını yüksek tutarsanız daha yüksek alımlar elde edebilirsiniz. Bu da ilk listelenme anında daha fazla kar sağlama ihtimalinizi arttıracak en önemli unsurlardır. Daha detaylı incelemeleri CDFI üzerinde YouTube'da aratırsanız daha güzel eğitim videoları var. Onları da mutlaka izleyin arkadaşlar. Bitcoin'de kısa vade çok sert bir patlama gördük. 29.490 seviyesi var arkadaşlar. 29.949 seviyesi, düzeltiyorum. Burası direnç anlamında kısa vade Fibonacci 2.41 dirençine denk geliyor. Bu direnç seviyelerinin üzerine bir kapanış gerçekleştirirsek yeni bir high seviyesi gelir. Tabii ki ben bu ara bölgelerde çok fazla işlem önermeyeceğim. Zaten bu bölgelerde bir silkeleme olduğunu söylemiştim geri çekilirken. Bu taraflarda işleme FOMO ile veya FUT'la işleme girmeyin arkadaşlar. Yani benim beklentim şu şekilde yeni bir high seviyesinin geleceğini düşünüyorum. Yani 32K üzerine gidebiliriz ama buradan long kaçmak acayip derecede riskli. Stop olarak 29.097 seviyesini kullanmasını unutmayın. Her bölgenin işleme girerseniz çok fazla kayıp yaşayabilirsiniz. Ama en güzel görüntü günlük grafikte Bitcoin oversold olmuşken USDT dominansı tam tersi bir tepe görüntüsü içerisinde, uyumsuzluklar var. Buradan geri çekilirse 6.50 desteğin aşağı yönlü kıracağını düşünüyorum. Onun da altında 6 seviyelerine kadar bir geri çekilme bekliyorum. O yüzden Bitcoin'deki bu yükseliş hareketinin kısa vade geri çekilme olma ihtimalleri olsa da orta vade açısından devam etme ihtimali bana daha kuvvetli geliyor. Bitcoin dominansı kafasını kaldırmış durumda, 48 seviyesinin üzerine atmış durumda. Evet, altcoin'ler çok ciddi yükselmedi ama sıranın altcoin'lere gelme ihtimali artıyor. Bitcoin dominansı yükseldikçe Bitcoin'deki yükseliş hareketinin daha kalıcı olma ihtimali yüksektir. Daha kalıcı ve fake bir yükseliş değildir diyebiliriz. Örnek şu bölge arkadaşlar. Bitcoin yükselirken Bitcoin dominansı yükselmişti. Altcoin'ler çok çılgın yükselişler yaşamadı. Ancak Bitcoin her geri çekilmesi de mutlaka bir alım fırsatıyla karşı karşıya kaldık. O yüzden Bitcoin'de suni yükselişler olmaması için Bitcoin dominansının yükselmesi gerekiyor. Ardından Bitcoin dominansında mutlaka bir düzeltme göreceğimizi ben düşünüyorum. O yüzden altcoin'lerde de çok fazla panik olmuyorum. Tabii ki bu şu demek değil, tüm paranızı altcoin alın demiyorum. Ancak sıranın altcoin'lere geleceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Total 2'ye baktığımızda çok kritik bir bölgeden, belki de tarihin en önemli destek bölgesinden tepki aldık. 586 milyar dolar seviyesinden tepki aldık. Yukarılarda 632 milyar dolar var. Eğer bu direnç bölgesi kırılırsa, buraların üzerine atabilirsek buradaki 8 aylık emeğimizin karşılığını alabiliriz. 8 ayda oluşan bir topa formasyonu var. Bunun yukarı doğru kırılması demek 900 milyar dolar seviyesimize getiriyor. Yani bu da burada çekilen çilelerin bir ilacı olabilir. O yüzden çok sakin bir şekilde ben bekliyorum arkadaşlar. Görüyorsun, çok sert hareketler oluyor. Panik işlemler duygusal diyorum. Trend aramalarında Türkiye'de şu an genellikle ağırlıklı olarak meme tokenlar olduğunu görüyoruz. Binance'de işlem hacmi en yüksek ürünlerde. Arbitrum'da yüksek bir hacim var, devam ediyor. Ripple takip ediyor. BNB'de hacim var, ID'de hacim var, ENJ'de hacim var arkadaşlar, Render'da hacim var, Sol, Doge, Matic, bu şekilde bir hacim skalası söz konusu. Genelde blockchain ürünlerinde biz hacimler olduğunu görüyoruz. Siz de böyle ekranı şu an yavaş yavaş bakıp görebilirsiniz. Son olarak da çok önemli bir etkinlik var OKX'de arkadaşlar. Bu zamana kadar suyu ön satışına katılmadıysanız aşağıda size vermiş olduğum referans linkine tıklayıp buradan kayıt ol kısmına tıklayıp hesap oluşturup ardından minimum 100 dolar göndererek burada yapacağınız yüksek hacimler sayesinde suyu'dan alım hakkı elde edebilirsiniz. Yani 2 milyon dolar üzerinde 2000 suyu kazanma elde etme hakkına sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Yani uzun vadeli suyu 5 dolar olursa 2000 adet suyu almak demek 10.000 dolar yapıyor arkadaşlar. O yüzden normalde boşta tutmuş olduğunuz trade bakiyeleriniz varsa bir kısmını OKX'e gönderip bu etkinliğe katılmanın uzun vadede güzel kazançlar getirebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Spot alsatlar da geçerlidir. Kaldıraçlı işlem yapmak şartı, koşulu yoktur. Bu da güzel bir olay. Sonuçta margin yaparsanız ilk olma riskiniz var ama spot alsatlarda başarılı trade'lerle ve benim referanstan da iyi olursanız düşük komisyon ödeyeceğiniz için arkadaşlar
Yani güzel bir kazanç kapısı sizlere aralayabilir cebinizden para çıkmadan. Ben buna katılacağım. Hacim çeviriyorum ben de. Yani bunu da mutlaka katılın. Yani net söylüyorum. Çünkü dediğim gibi eğer suyu çıkarsa size gelirse bu önemli olacak. Ve kimlik doğrulaması da yapmanız gerekiyor. Onu da ekleyeyim. Kimlik doğrulamanızı çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çok basit arkadaşlar. Onu da yapmasını unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.